Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'yı ağırlıyoruz. Kendisiyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı Kıbrıs ziyaretini, açıklanan müjdeleri, KKTC seçimlerine Türkiye'nin müdahil olduğu iddialarını, Sayın Akıncı'nın seçim sürecinde yaşadıklarını ve Kıbrıs sorununun geleceği hakkında konuşacağız. Sayın Akıncı, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler katıldığınız için. Merhaba, iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Daha yayının başında izninizle tüm Türkiye'nin acısını paylaştığımı ifade etmek istiyorum. Bu hala daha önü alınamayan büyük yangın felaketinin yol açtığı can kayıpları nedeniyle bütün Kıbrıs Türkleri büyük acı duydular. Onun yanında doğa tahribatı büyük çaplı oldu. Bütün bu yaşananlar karşısında duyduğumuz acının ortak olduğunu ifade ederek sözlerine başlamak istiyorum. Temennim devam eden yangınların da bir an önce söndürülmesi ve yeni ocakların sönmemesi ve doğa tahribatının da artık bir noktada durması, yaraların sarılması. Böyle bir giriş yapmayı uygun gördüm. Tekrardan acınızı paylaşıyorum. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle isterseniz ben hemen sorulara geçeyim yavaş yavaş. Vaktimizi de kullanalım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretini değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi buradan aslında büyük beklentilerle Kuzey Kıbrıs'a gidilmişti. Büyük bir müjde açıklanacağı duyurulmuştu. Herkes müjdenin neler olduğunu merak ediyordu. Tabii gözler Kıbrıs'a çevrilmişti. Siz Kuzey Kıbrıs'ta açıklanan müjdeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da aslında açıklanması gereken şuydu ama işler istenildiği gibi gitmedi. Dolayısıyla böyle bir açıklama yapıldı mı dersiniz? Bu saray, parlamento binası ve millet bahçesi açıklamalarını. Allah Selim Hanım, benim gördüğüm şu, AKP Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normal bir tarihten önce 20 Temmuz kutlamalarına katılacağına dair açıklamasının geldiğini düşünüyorum. Yani normal şartlarda böyle o güne birkaç gün kala falan belli olur bu tür programlar. Ama sizler de farkındasınız, belki 15-20 gün önce de, belki de daha fazla bir tarih öncesinden biz 20 Temmuz'da Kıbrıs'a gidiyoruz ve orada da müjdeli haberlerimiz olacak diye. Belli ki bir planlanmış bir şey vardı. Böyle spontan bir olay değildi bu, ya da rutin bir 20 Temmuz törenlerine katılma olayı değildi. Aslında Sayın Erdoğan 15 Kasım'da da Kıbrıs'taydı. Hem 15 Kasım'da hem 20 Temmuz'da peş peşe gelişlerde en üst düzeyde nadir olarak gerçekleşen bir durumdur bu törenler bakımından. O nedenle ortada planlanmış bir durum söz konusuydu. Muhtemelen çok spekülasyonları yapıldı. Başka bir takım açıklamaların yapılma olasılığını düşünebiliriz. İşte kimilerine göre birkaç ülke tanıyacaktı da o açıklamalar yapılacaktı. Ya da işte Doğu Akdeniz'de büyük bir doğal gaz keşfi duyurulacaktı. Veya bunun gibi önemli görülebilecek bir takım açıklamaların yapılması bekleniyordu. Halbuki 15 Kasım törenleri sırasında yapılan konuşmada zaten ifade edilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapılacağı bir müjde gibi takdim edildi. Ona bir ekleme yapıldı. Parlamento binasının da yeniden inşa edileceği, başka bir bina inşa edileceği söylendi. Mevcut parlamento binasının da
tıpkı Cumhurbaşkanlığı binası gibi Kıbrıs Türklerine yakışmadığını söyledi Sayın Erdoğan. Tabii rahmetli Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve nihayetinde 5 yılı aşkın bir süre ben görev yaptığımız tarihi bir binaya gecekondu yakıştırması yapılmasını da doğrusu hiç biz yakıştıramadık. Evet, küçük bir bina olabilir, mütevazi bir bina olabilir. Ama yeri gelmişken şu bilgiyi paylaşmak istiyorum izleyenlerinizle. O da şudur. Bu İngiliz döneminin gecekondusu denen bina 1939 tarihinde yapıldı. Ondan 50 yıl sonra 1989 yılında yeni bir bina daha yapıldı yanına. Ve o bina, 1989'da yapılan bina, bir takım yapım hataları nedeniyle benim görev sürem içerisinde bilimsel raporlar ışığında maalesef yıkılmak zorunda kaldı. Ama 1989 yılında bina yıkılırken ondan yarım yüzyıl önce yapılan bina sapasağlam ayakta duruyor. Gecekondu tabir edilen bina. Dolayısıyla bu da başlı başına çok çarpıcı bir durum gibi görüyorum. Bu bina İngiliz döneminden kalma bir bina ama tarihi özellikleri olan bir bina, mütevazi bir bina. Benzeri bir bina, biraz daha büyük, İngiliz vali konağı olan ve 1931 isyanında yakılan. Daha sonra siz görüntülerden çok anımsayacaksınız. 1974'te faşist Yunan cuntası Makarios'u devirmek için saldırdığı saray. O da işte eski İngiliz döneminin vali konağı. Kısacası Rum tarafında kalan o bina Rumların Cumhurbaşkanlığı sarayı olarak ya da binası ofisi olarak kullanılıyor. Bizdeki de Lefkoşa Kaza Komiserinin binasıydı. Rahmetli Doktor Fazıl Küçük döneminden itibaren de biz onu kullanıyoruz. Şimdi tabii mekanlar yeterli olmayabilir, yenileri gerekebilir, şu olabilir, bu olabilir. Ancak ben bu noktada bu müjde denen konuyla ilgili iki noktanın altını çizmek istiyorum. Biri, her toplum kendi önceliklerine göre hareket eder. Eğer öncelik sırasına göre bu pandemi döneminde üstelik birçok sektör can çekişirken binlerce, on binlerce insanımız karnını doyurmakta zorluk çekerken, turizm sektörü can çekişirken, imalat sektörü can çekişirken, eğer bizim eksiğimiz Cumhurbaşkanlığı sarayıdır, bir külliye de buraya yapılsın dersek, bu toplumda kabul görmez. Nitekim Kıbrıs Türk halkı da bunu çok içine sindiremedi. Birincisi budur. İkincisi de şu söylem Kıbrıs Türk halkı tarafından kabul görmez. O da şudur. İşte devletlerin itibarının göstergesi ihtişamlı binalarla ölçülür anlayışının son derece yanlış olduğu kanaatindeyim ben. Dünya tarihine bakıldığında büyük ihtişamlı binalar hep böyle dikta dönemlerinde, diktatöryal eğilimlerin ağır bastığı dönemlerde yapılmıştır. Büyük binalar, otobanlar, çok sayıda sarayda, sanıyorum 8-10 tane sarayda Osmanlı'nın çöküş dönemine denk gelir. Halbuki bir toplumun, bir devletin itibarı
demokrasisiyle, insan haklarına gösterdiği saygıyla, özgürlüklere verdiği değerle, toplumunu yaşattığı refah seviyesiyle ölçülebilir. Benim ilk tepkim bu anlattığım çerçevede olmuştu ve bu düşüncelerimi de paylaşmak ihtiyacı duymuştum Sayın Erdoğan'ın bu söylemleri üzerine. Dolayısıyla sonuç olarak bu müjde değildi. Beklenen bir durumda değildi. Yani öyle inanıyorum ki bizim gibi aynı siyasi düşünceye sahip olmayanlar bile beklentilerinin karşılanmadığını gördüler. Dediğim gibi 15 Kasım'da zaten söylenmişti bu. Bilinen bir durumdu ve yanlışlığı aslında o günden itibaren tartışılan bir konuydu. Haliyle bu konuda size verebileceğim cevap bu. Çok teşekkür ederim. Dilerseniz buradan bir diğer açıklamaya gidelim. O da Kapalı Maraş'ın %3,5'luk kısmının açılmasıydı. Öncelikle bunun size ne anlama geldiğini sorayım. Sonrasında da özellikle Batı'dan bu açıklamalara çok tepki geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir açıklama yaptı. Daimi 5 üye bu konuda hemfikir bir tavır sergiledi. Avrupa Birliği de açıklamasında tırnak içerisinde yaptırım uygulayabileceğinin de sinyallerini verdi. Size Kapalı Maraş için atılan adımları sorayım. Hem de Batı'nın bu tepkisi hakkında ne düşündüğünüzü sorayım efendim. Aslında sanırım şöyle dersek daha doğru olacak. Bu tepkiler sadece Batı'dan gelmiyor. Doğu'dan da geliyor. Yani Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin hepsi Batı dünyasına ait değil. Buna Çin de karşı, Rusya da karşı. Son Putin yazdığı bir yazıyla Sayın Anastasiadis'e destek beyanında bulundu. Dolayısıyla olaya baktığınızda herhalde şunu söylersek doğru bir tespit yapmış oluruz. Gerek Kıbrıs konusunda benden sonra izlenmeye başlanan politika ve Maraş konusunda adına açılım denen hareket Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'yi tamamen yalnızlığa terk etmiştir. Yanımızda biri yok. O nedenle batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle her taraftan tepki çeken bir tavır oldu. Maraş'la ilgili olarak söyleyebileceğim şudur. Maraş konusu maalesef yine bir takım fırsatların yitirildiği bir alan olarak göze çarpıyor. 1993 yılında güven artırıcı önlemler kapsamında Kapalı Maraş'ın BM gözetiminde açılmasına karşılık halen kapalı olan Lefkoşa Uluslararası Havaalanı'nın her iki tarafa hizmet edecek şekilde ve yine BM gözetiminde açılması fırsatı ne yazık ki yitirilmiş bir fırsattır. Ben göreve başladığım günlerde Lefkoşa Havaalanı konusu artık çok çok gerilerde kaldı. Oranın yeniden tanzim edilip yaşama geçirilmesi çok zor olabilir. O nedenle Mausa Limanı ve Ercan Havaalanı'na karşılık ve uluslararası uçuşlara açılacak bir Ercan Havaalanı'na karşılık Maraş'ın BM gözetiminde eski sahiplerinin yerleşimine açılmasının gündeme alınmasını teklif ettim. Ama maalesef ne Rum tarafı ne Türkiye hükümeti bu konuda bana gerekli desteği göstermediler. Şimdi Maraş konusunda bir kere Birleşmiş Milletler'le karşı karşıya gelerek atılacak her adım bizi yalnızlığa mahkum edecek adım olacaktır. Sadece BM'yi değil, onun yanında tüm Güvenlik Konseyi üyelerini, Avrupa Birliği'ni, Amerika'yı, herkesi karşımızda ve tümünü de Rum tarafının yanında gösterecek davranışlar olacak.
Konu %3,5-5,5 meselesi değildi. Önce hatırlarsınız sahil kısmı açılacak dendi. Bazı yollar açılacak dendi. Şimdi %3,5 noktasına gelindi. Tabii taşınmaz mal komisyonu diye bir komisyon var bizde. AİHM'in de onayıyla kurulmuş olan bu komisyon ne yazık ki işlevsiz bir hale geldi. Yeterli kaynak sağlanmıyor. Rum tarafının yaptığı başvurular hızlı bir şekilde sonuçlandırılamıyor. Sonuçlananlar da ödenemiyor. Dolayısıyla bundan dolayı da yeniden AİHM'e başvurular başladı. Ve bizi bekleyen en büyük tehlikelerden biri bu taşınmaz mal komisyonunun AİHM tarafından geçersiz ilan edilme tehlikesidir. Çünkü AİHM dedi ki benim alacağım kararları eğer siz bu komisyon aracılığıyla alırsanız o zaman binlerce Rum başvurusunun bana yöneltilmesine gerek kalmayacak. Biz bunları komisyona yönlendireceğiz dedi. Ve o tarihte 1400'den fazla olan başvuruyu dondurdu. Ama taşınmaz mal komisyonu meselesi sadece Maraş'ta değil diğer yerlerde de gerekli fonksiyonu ifa edemeyince işler bayağı sıkıntıya girdi. Şu anda Maraş'ta yapılmaya çalışılan olayın iyimser bakış açısıyla olumlu olarak değerlendirilebilecek olan tek yanı budur. Yani Rumlara denecek ki eski evlerinize dönmek istiyorsanız bize taşınmaz mal komisyonuna başvurunuz. Ama bu ne kadar inandırıcı olacak? O konuda çok şüphelerim var. Neden derseniz, nedeni çok açık olarak şudur. Kapalı Maraş konusunda Birleşmiş Milletler'in birkaç kez, sadece bir defa değil, birkaç kez oy birliğiyle alınmış kararları var. O kararlar BM gözetimini öngörüyor. Halbuki şu anda bizim önerimiz, Türk idaresinde Rumların geri dönüşünü sağlamaktır. Birleşmiş Milletler kararları BM gözetiminde eski sakinlerin buraya yerleşmesinden söz ediyor. Bizim bunun yanında bir iddiamız daha var ki bu bir davada AİHM'den geri döndü ama bu iddiamızı biz hala da sürdürüyoruz. Sürdüren çevreler hala sürdürüyor. O da Kapalı Maraş bölgesi vakıflara ait bir alandır. O nedenle Rumlara verilemez şeklinde argümanlar da var. Şimdi bu argümanlardan vaz mı geçildi? Ki Rumlara geliniz yerleşiniz mallar sizindir çağrısı yapılmaya başlandı. Yoksa bu da bir takiye midir? Bunun sonucunda iş başka bir noktaya mı evrilecek? Bunları göreceğiz. Yalnız ben Maraş konusuyla ilgili olarak dünyanın desteğini gerek Kıbrıs konusunun genelinde gerekse Maraş özelinde dünya desteğini yanımıza çekmek istiyorsak Birleşmiş Milletler'le çatışarak değil konuşarak diyalog içinde hareket edilmesi lazım. Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı tavırlar içerisine girmememiz lazım. Ve bu konuda çok daha temkinli ve akılcı hareket etmemiz lazım. Uluslararası hukuk dışına çıkarak ilerleyebileceğimiz alan ne yazık ki yoktur. Ve bütün bunlar eğer milliyetçi duyguları kabartmak açısından yapılıyorsa bu çıkmaz sokaktır. Ve bunun sonunda batağa saplanmaya mahkumdur diye düşünüyorum. Ve tekrar ediyorum bu sadece Maraş'la ilgili değil Kıbrıs sorununun geneliyle ilgili olarak da durum böyledir.
Çok teşekkürler. Şimdi şunu sormak istiyorum bir diğer konu olarak. Özellikle bir ay kadar önce görev yaptığınız dönemdeki basın sorumluluğunuz yanlış bilmiyorsam Ali Biz'den başta olmak üzere araştırmacı yazar Dr. Ahmet Cavit An da milli güvenlik gerekçesiyle Türkiye'ye alınmamıştı. Siz de bu davranışı, tutumu hani sosyal medya hesabınızdan sert bir şekilde eleştirmiştiniz. Bir daha sormak istiyorum. Bu davranışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz diye sorayım. Sonra size bırakayım sözü. Senem Hanım, görünen tamamen keyfi bir davranış. Demokrasiyle uzaktan yakından alakası yok. Zaten bu seçimlerin, bizim yaptığımız seçimlerin tamamen demokratik değerlerin dışında açık müdahalelerle yapılmış bir seçim olduğu çok net ortada. Evet, Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye'nin ilgisi her zaman oldu. Evet, doğru. Belli dönemlerde o dönemin şartlarına göre işte asker, sivil, bürokrasi ağırlıkta olduğu dönemde, onların sözünün kanun olduğu dönemlerde belli bir aday lehine, diğerinin aleyhine tavırlar oldu, olmadı değil. Ve bazı adaylar adaylıktan çektirildi, ikna edildi şu ya da bu şekilde. Kimisi zorlukla, kimisi tamam madem ki Türkiye böyle istiyor, ben de adaylıktan vazgeçiyorum diyenler oldu. Ama bizim yaşadığımız seçim gibi bir durum hiç yaşanmadı. Nedeni de çok basit, taleplerini reddettiğim için. Yani biat ederek adaylıktan çekilseydim, tabii ki bu denli açıktan ve 80 milyonluk ülkenin iktidarının bütün o devletin olanaklarını kullanarak böylesi bir müdahale elbette yaşanmazdı eğer ben olmasaydım. Ama bu müdahalelerin ardı arkası kesilir miydi? Asla kesilmezdi. Bu şekilde bir davranış ne bize yakışan ne Türkiye insanına yakışan bir davranış oldu. Çok büyük, vahim bir yanlışın içine düşürdü Türkiye'yi iktidar. Ve aslında iktidar da artık tek adam yönetimi Türkiye'de. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkan her söz kanun, anayasa hükmü niteliğinde neredeyse. Ve bu demokrasi dışı rejim yansımasını ne yazık ki Kuzey Kıbrıs'ta da gösterdi. Milli İstihbarat Teşkilatı bu seçimlere çok açıktan müdahale etti. Efendim sorunuz, isterseniz raporu biraz bahsedeyim ben, ondan sonra isterseniz size Milli İstihbarat Teşkilatı ile direkt soruyu yönelteyim. Dilerseniz oradan devam edelim. İzleyicilerimize de bir... Yani şunu söyleyeyim, yani lütfen. Ali Biz'den olayı bir sonuçtur. O nedenle olayın gelişimini anlatarak o sonuca varacaktım ama siz açın konuyu, ben daha ayrıntılı bilgi vereyim. Buyurun. Tamamdır. Şimdi birkaç ay önce yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir rapor hazırlanmıştı ama hazırlanan bu rapor aslında hani yeni bizlerle paylaşıldı, kamuoyuyla paylaşıldı ama bir uzunca bir dönemdir bu raporun hazırlıkları devam ediyordu. Bu raporu Medyascope TV internet sitesinde de bulabilirsiniz. Çok uzun, ben sadece belirli başlıklarını sizlerle burada paylaşabileceğim. Bu raporda Ekim ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı yoluyla nasıl müdahil olduğu anlatılmakta. Rapor hazırlanırken sizin de değerli görüşlerinizin yanı sıra kalem müdürünüz Cenk Gürdağ, bağımsız aday Serdar Denktaş, Tufan Erhürman ve birçok gazeteciden de görüş alınmıştı. Siz de zaten aslında katıldığınız birçok programda lütfen ben yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin. Kendinize yönelik bir itibarsızlaştırma sürecinin hani Kran Montana'dan itibaren yaşandığını dile getiriyordunuz. Hani bu rapor üzerinden şimdi biraz konuşalım isterseniz. Bize hem Kran Montana'dan sonraki süreci hem de nasıl bir seçim süreci geçirdiğinizi aslında anlatırsanız çok mutlu olurum.
Şöyle diyeyim, Crans-Montana'dan sonraki süreci Kıbrıs sorunu bağlamında anlatırsam daha sağlıklı olur. Tamam. Ama çünkü bu seçim süreci başlı başına önemli. Öncelikle sorumuz üzerine bunu anlatayım. Tamam. Eminim ilerleyen dakikalarda Kıbrıs sorununu da, evet, soracaksınız. Evet. Maraş'ı sorduğumuza göre, evet, olayın genelini de soracaksınız. O nedenle şunu söyleyeyim. Tabii Kıbrıs sorunundan bağımsız değil seçimlerde yaşananlar. Yani çünkü Türkiye hükümeti ve işte bir kişinin yönetimi altında görev yapan kurumları artık Kıbrıs'ta federasyon öldü bitti. Biz başka yola gireceğiz. Bu yolda iki ayrı bağımsız egemen devlettir söylemine geçtiler. Tabii bunun bir çıkmaz sokak olduğunu çok söyledim. Yine bunu ilerleyen dakikalarda anlatırım. Ancak yani ana konu bu olmakla birlikte Türkiye'nin istediği, yönetimin arzu ettiği, burada sürekli emir alan, biat eden bir yapının oluşmasıdır. Yani burada kendi özgür iradesiyle davranabilen, kendi kendine yeten, kendi kendini yönetebilen, çağdaş, demokratik, çoğulcu, Atatürk ilkelerinden esinlenen, laik bir toplumsal dokunun yaşaması yerine daha İslami değerleri öne çıkmış, işte okullarından fazla camileri olan, ne bileyim yabancı dil kursları yerine Kur'an kurslarının daha çok rağbette olduğu bir toplumsal yapı yaratılmak isteniyor. Ve onu yaparken de buradaki nüfus yapısını da sürekli değiştirerek ve vatandaşlık politikalarıyla seçmen sayısını ve yapısını da değiştirerek bir sonuca gidilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla buraya bakıldığında biraz önce söylediğim niteliklere sahip bir toplumsal yapı yerine stratejik bir toprak parçasının ancak kendilerinin arzu ettiği tarzda bir toplumsal yapıyla idame ettirilebileceğini öngörüyorlar. Ve öyle bir yapıyı oluşturmak için de beni karşılarında bir engel olarak gördüler. İşin özü budur yani. Yani işin özünde Kıbrıs'ta artık bir çözüm ve burada demokratik çoğulcu bir yapılanma yerine çözüm bitti. Bu stratejik toprak parçası üstünde Türkiye yönetimi kendi hakimiyetini sürdürsün ama ona biat eden de bir toplumsal yapı oluşturulsun. İslami değerleri daha ön planda olan, öyle demokrasiyi de çok fazla önemsemeyen bir yapı olursun. Arzulanan bu, hedeflenen bu, adım adım vilayetleştirme politikası dediğim politika bu. Şimdi ben adaylıktan çekilmeyeceğimi çok net olarak ortaya koyduğum için şu söylendi özel kalem müdürüme. Evet, gidiniz söyleyiniz adaylıktan çekilmesi kendi için, ailesi için, yakınları için iyi olur. Yani çekilmediği takdirde kendisi için, ailesi için, çocukları için, yakınları için çok kötü olacak. Ali bizden işte o yakınlardan biridir. Benim basın danışmanım idi. İletişim koordinatörüydü. Cumhurbaşkanlığında birkaç yıl hizmet verdi. Kara listeye alınmasına yetti. Aslında seçim döneminde nereden hazırlandığı belli. Yine bu mihrakların elinden çıkmış olduğu çok belli.
sanki Cumhurbaşkanlığında bir çete varmış. Ali bizden de bu çetenin başıymış gibi. Adını da Örtülü Ödenek Çetesi koydular. Benim müsteşarımdan, özel kalem müdürüme, Kıbrıs konusundaki danışmanlarımdan, diğer insanlara kadar, yani ne kadar değerli hizmet vermiş arkadaşımız varsa Cumhurbaşkanlığında, hepsini çete mensubu olarak nitelendiren bir kara propaganda yaptılar. Ve Türkiye'ye sokulmama olayı da sanıyorum bununla yakından ilişkilidir. Allah aşkına birisi bize izah etsin. Ali bizden ya da bir doktor olan Ahmet Cavit An. Ahmet Cavit An'ın tabii benimle bir ilgisi, ilişkisi yoktu. O da demokrat, ilerici bir Kıbrıslı Türk. Farklı zamanlarda farklı, benimle farklılaşan görüşleri de çok olmuş olan birisidir. Ama o da başka nedenlerle kara listeye alındı. O da Türkiye'ye sokulmadı ve bu iki aydın insan Türkiye'nin güvenliğine, 80 küsur milyonluk kocaman devasa bir ülkenin güvenliğine tehdit oluşturacak bu iki Kıbrıslı Türk. İnanılır gibi değil gerçekten. Ve gelinen noktada açılan yarayı, ki bunu buradaki Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisine de söylemiştim, kendisini yapılan işlerin yanlışlığı konusunda uyarırken aynen şunu söylemiştim. Daha bu MİT olayı ortaya çıkmadan söylemiştim kendisine. Sadece Ulusal Birlik Partili milletvekillerini askeri bir tesiste toplantıya çağırarak, bir yanına askeri komutanı, diğer yanına da buradaki MİT sorumlusunu almak suretiyle Ulusal Birlik Partili milletvekillerine seçimlerde kesin olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Tatar'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istediği, Akıncı'nın her ne pahasına olursa olsun seçtirilmeyeceği ve herkesin de ayağını denk almasını tehditvari bir üslupla duyurduğu toplantı basına yansıyınca ve ben de daha fazla ayrıntı öğrenince kendisini çağırmıştım. Ve Büyükelçi'ye aynen şunu söylemiştim. Çok büyük bir yanlış yapılıyor. Türkiye'de merkezde olanlar buradaki gelişmeleri, her şeyi de bilemeyebilir. Sizin göreviniz alınan bütün talimatları yanlış bile olsalar uygulamak olamaz. Siz yanlıştan dönülmesini temin etmekle yükümlüsünüz. Bunu yapmanız lazım. Aksi takdirde Kıbrıs Türk halkında açılacak olan bu yarayı, bu derin yarayı tamir etmek için çok uzun yıllar gerekecek ve belki de tamir bile edilemeyecek diye uyarmıştım. MİT olayı gündeme geldiğinde, yani artık Türkiye'nin yetkili kurumları, sadece MİT değil tabii, halkla ilişkiler uzmanlarından tutumunda Fuat Oktay'ın ekibine kadar, iletişim uzmanlarına kadar, sahada yüzlerce kişi devredeydi. Milletvekillerine kadar, yani AKP'nin, MHP'nin milletvekilleri köy köy gezdiler. Hatta bir tanesi çok açık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kıbrıs kahramanı olarak karşılandı. Anımsayacaksınız belki, basına yansıdı çünkü. Bilmem 169 yerleşim yerini gezmiş, nasıl propaganda yapmış ve oralardan ne güzel sonuçlar elde etmişler diye övüne övüne bunları anlattılar. Yani bu seçimlerde ben şunu gözlemledim. Türkiye iktidarına bağlı bu kurumlar MİT'iyle, askeriyle, sivil bürokrasisiyle ve biraz önce sıraladığım organlarıyla asıl müteahhitlik görevi yaptılar. Ulusal Birlik Partisi neredeyse bir taşeron gibi görev yaptı. Sevk ve idare tamamen AKP'nin yönetiminin
öngördüğü çerçevede yapıldı ve MIT elemanlarının özel kalem müdürüme söylediği de şu oldu, onu da parantez içinde unutmadan söyleyeyim. Sayın Akıncı bu seçimi kazanamaz, kazanmayacak ama kazandığı takdirde de orada kalamayacak. Böylesi bir seçim, bu tabii ki her türlü demokratik normun dışında yaşandı. Bir nevi Kıbrıs Türk halkının iradesi gasp edildi. Ve bu yara gerçekten kolay kolay sarılabilecek bir yara değil. İş onunla da kalmadı. Ben siz de biraz önce söylediniz, bunu bazı programlarda da söyledim diye. Evet, benim farkım diğer adaylıktan vazgeçen yıllar içindeki diğer adaylara göre benim farkım şu oldu. Birincisi, adaylıktan çekilmedim, onlara biat etmedim. İkincisi de bunu saklamadım, seçim öncesi açıkladım. Daha önceki örneklerde yıllar sonra bunlar itiraf edildi. Benim örneğimde bu iş anında oldu. Çünkü geçmiş yaşanmışlıkları bilen biriyim. Kıbrıs Türk'ünün tarihini yakından bilen biriyim. Bu yaşanmışlıkları ya hayattayken ben bildim ya da küçük yaşlarda olduğum konuları bile okuyarak öğrendim. Ve bu gidişin gidiş olmadığını, bunun büyük bir yanlış olduğunu, Kıbrıs Türk halkının kendi yöneticisini seçme hakkı olduğunu ve bunun en demokratik vazgeçilmez bir özgürlük olduğunu bilinci içerisinde davrandım. Söylediğim zaman, açık oturumda söylediğim zaman ne yazık ki diğer adaylardan bir destek gelmedi bu konuda. Sadece Serdar Denktaş kendine de bu konuda müdahalede bulunulduğu için o bu konuda bir tavır sergiledi. Diğer adayların tümü ya görmezden geldiler ya sessiz kaldılar. Ancak günün sonunda ne oldu? Kıbrıs'taki hükümet partisinin kurultayına bile karışıldı. Bizim seçimlerimiz Ekim'de, onların kurultayı Kasım ayındaydı. İki tane aday kalmıştı ikinci turda yarışmak için. İkisine de adaylıktan el çektirildi ve hiç gündemde olmayan üçüncü bir şahıs, genel başkan ve başbakan yaptırıldı. Ve adaylardan bir tanesi kendisiyle konuşulduğunu, Türkiye'den bazı yetkililer tarafından konuşulduğunu itiraf etti. Belki ona daha farklı metotlarla konuştular, onu bilmiyorum. Belki ona da çekilmezsen senin için, ailen için kötü olur dememişlerdir, bilemiyorum. Ama bir şekilde kendilerine bu mesaj verilmiş, onlar da bunun gereğini yerine yapmışlardır. Eğer toplumumuz bu biatçı anlayışı yıkacaksa, yıkmak zorundayız. Bu aslında ne bize ne Türkiye'ye yarayan bir şeydi. Bu sadece iki toplumun arasını açacak demokrasi dışı eylemlerden ibarettir. Ve açılan yaraların onarılmamasını sağlayacak davranışlardır, yaklaşımlardır. O nedenle bu gibi durumlara karşı çıkan insanımız artmalıdır, çoğalmalıdır. Bir bütün olarak biz Kıbrıs Türk halkı olarak, ki tabandaki insanımız öyledir, buna inanın. Ama bu tabanı farklı kategorilerde, farklı şekillerde temsil eden insanlarımız, hatta hükümette olanlar bile bu biatçı anlayışı bırakarak Kıbrıs Türk'ünün geleceği için bu topraklarda insanca bir düzende yaşanabilmesi için, özgürlük içinde yaşanabilmesi için
ve bu çerçevede de Türkiye ile en sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi için bunu yapmamız lazım. Ben şu anda Türkiye ile hali hazırdaki ilişkilerin çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Yani amir memur ilişkisinden daha kötü bir ilişki ben düşünemem. Burasını siz bütün dünyaya ayrı bir devlettir, bağımsız bir devlettir. Ey Birleşmiş Milletler, ey Avrupa Birliği, ey Amerika, ey Rusya. Geliniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni artık Rum tarafıyla eşit uluslararası statü içinde tanıyınız diyeceksiniz. Sonra da buranın Cumhurbaşkanı kim olacak siz karar vereceksiniz ve bunu zorbalıkla yapacaksınız. Bu ülkenin başbakanı, hükümet partisinin genel başkanı kim olacak? Buna siz karar vereceksiniz. Buradaki her şeyi siz biçimlendirecek, siz yöneteceksiniz. Böyle bir şey olamaz. Bu ikiyüzlülüktür. Bu siyasal bir ikiyüzlülüktür. Ve buna en başta her iki toplumun demokrat kesimleri daha gür sesle cevap vermelidir. Ben Türkiye'de son zamanlarda yeni bir uyanış seziyorum. Belki geç kalınmış bir uyanıştır ama korku imparatorluğunun çatırdamakta olduğunu görüyorum ve bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii ki bunu yapan sizin gibi kuruluşların bunda büyük emeği olduğuna inanıyorum. Ve Türkiye'de demokratikleşme geliştikçe, insan haklarına, özgürlüklere verilen değer arttıkça bunun Kıbrıs Türk demokrasisine de olumlu yansıyacağının bilinci içerisinde yapılmakta olanı çok önemsiyorum ve değerli buluyorum. Bu anlamda da sizin kuruluşunuza teşekkürü bir borç biliyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. İsterseniz kalan dakikalarımızı Kıbrıs sorunun geleceği hakkında değerlendirelim sizi bulmuşken. Şimdi Nisan evet. ayının sonunda Birleşmiş Milletler öncülüğünde hani Cenevre'de bir toplantı gerçekleştirmişti. İşte Kıbrıs Türk, Kıbrıslı Rum tarafları yanı sıra garantör ülkeler yani Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katıldığı bir çözüm arayışı toplantısı gerçekleştirmişti. Fakat bu görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadı. Siz de görüşmeler öncesinde katıldığınız bir programda yanlış hatırlamıyorsam Soli Özel ile Barçın İnanç'ın sunduğu bir programdı. Onu gelmeden önce tekrar bir dinledim yayını hazırlanmadan önce. Orada şöyle bir cümle kurmuştunuz. Hani Cenevre'deki görüşmelerde Türk tarafı iki devletli çözümü savunmaya devam ederse Rumların eli rahatlar demiştiniz. Sanıyorum sizin düşündüğünüz gibi mi oldu? Hani ne düşünürsünüz ya da bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Kıbrıs sorunu özelinde ortak bir zemine ulaşmak mümkün mü? Ne söylemek istersiniz deyip sözü size bırakayım. Peki Senem Hanım, şimdi görünen köy kılavuz ister mi? Köy görünüyordu. Gidilecek köyün minareleri zaten uzaktan belliydi. Ve siz gideceksiniz. Tam tersine karar üretmiş olan bir organdan, yani Birleşmiş Milletler'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsünün Rumlara eş olarak tanınmasını talep edeceksiniz. Aslında bu siyaset yeni bir siyaset değil. Bu siyaset geçmişte de denendi ve bunun çıkmaz yol olduğu görüldü. Ve bu siyaset nereye yaradı biliyor musunuz? Benim özellikle mecliste milletvekili olduğum dönemde sayısız uyarılarım var. Bu siyasetle, yani tanınmadıkça görüşmeyiz. İki ayrı devlet konfederasyon tanınmadığı sürece görüşme de olmaz, müzakere de olmaz siyaseti. Bizde de yıllarca sürdürüldü rahmetli Denktaş öncülüğünde. Ve ben hep şu uyarıyı yaptım. Bu siyaset bizi bir yere götürmeyecek. Ya ancak Rumları bir yere götürecek. Ve nereye götürecek? Avrupa Birliği'ne götürecek. Ve biz bu siyasetle Rumları arkalarından itekleye itekleye Avrupa Birliği'ne girmelerine katkı yapmış olacağız. Bunu defalarca uyardım. Ama tabii ki niyet başka olduğu için bu uyarılara hiç kulak asılmadı. Ve sonuçta da Rumlar o yere vardılar. 2004 referandumu geldiğinde, anlam planı referandumu, artık Rumlar hedeflerine varmıştı. Avrupa Birliği'ne girmişti ve bir formalitesi kalmıştı. O hava içerisinde rahatlıkla anlam planı reddedebildiler.
Şimdi Cenevre bir arayış konferansıydı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer Berlin mutabakatımız 25 Kasım 2019'da Anastasiadis, ben ve Guterres'in genel sekreterim birlikte Berlin'de yaptığımız toplantıda ortaya çıkardığımız çerçeve, Anastasiadis'in bütün ayak sürüvelerine rağmen Guterres çerçevesinin 30 Haziran tarihli ve tek çerçeve olduğu, Anastasiadis'in iddia ettiği gibi 4 Temmuz tarihli başka bir çerçevenin olmadığı ve siyasal eşitliğin sadece organlara katılımı değil, kararlara katılımı da içerdiği ve bundan sonraki süreçlerin çözüm odaklı ve adına takvim denmese de sonuç odaklı ve uzayıp giden süreçler olmayacağı, farklı süreçler olacağını kayda geçiren bir sonuç doğurdu Berlin toplantısı. Eğer ben görevime devam edebilseydim, başlangıç noktası Crans-Montana değil Berlin'de varılan mutabakat olacaktı. Ve artık orada kısa sürede herkes tavrını ortaya koyarak bir sonuca gitmenin kapısı aralanabilecekti Guterres'in de katkılarıyla. Ancak bu olmadı. İşte biraz önce en başında anlattım. Türkiye bunu istemedi. Ve istemediği biçimde sonucu sağladı. Ve ortaya onun dediğinden harfiyen çıkmayacak olan bir kişi geldi. Şimdi o da gitti. Ve kendisine söyleneni orada tekrar etti. Nedir tekrarlanan? Biz egemen eşitlik istiyoruz, tanınma istiyoruz, uluslararası statümüz eşitlenecek. Ancak bu takdirde müzakere zemini doğabilir. Şimdi bunu kimden istiyorsunuz? Birleşmiş Milletler'den. Tanınmama yönünde kararı olan bir uluslararası teşkilattan. Bunun Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine bakınız. Kim bunu değiştirecek, bu eski kararı ve sizi tanıyacak? Amerika mı, Rusya mı, İngiltere mi, Fransa mı, Çin mi? Hiçbiri. Avrupa Birliği mi? Hayır. Rum tarafı Yunanistan mı? Hayır. Uzağa gitmeyelim. Çok net ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimi bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımanın ve Rum yönetimini tanımamanın tüm gereklerini acaba yerine getirebiliyor mu? Çok net cevabım hayırdır. Seçimlere müdahaleyi bir yana bırakıyorum. O tanıdığınız bir devlete siz asla bu muameleyi yapamazsınız. Yok böyle bir şey. Ama onu bir yana bırakıyorum. Çok basit, anlaşılır bir şey söylüyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin takımları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin takımlarıyla dostane spor müsabakası bile yapamıyor. Ama Rum takımlarıyla eşleştikleri zaman hem de Ercan'dan değil Larnaka üstünden gitmek mecburiyetinde kalıyorlar Güney Kıbrıs'a. Ve orada bizim gençlerimizin sadece izleyici olabildikleri stadyumlarda Rum takımlarıyla maçlar yapıyorlar. Türkiye'de milli müsabakalar söz konusu olduğunda uluslararası örgütlenmeler çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti adına Kıbrıslı Rumlar geliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bayrağı flamasıyla geçildiğinde herkes ayağa kalkıyor. Türkiye'nin orada bulunan protokol mensupları da dahil. Ve eğer herhangi bir milli marş söz konusu olacaksa Kıbrıs Cumhuriyeti Milli Marşı diyerek, çünkü onu kullanıyorlar hala, Yunanistan Milli Marşı çalınıyor ve bunu herkes ayakta izliyor. Ve siz bu devleti tanımıyorsunuz sözde. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyorsunuz. Bu en çarpıcı ama en anlaşılır örnektir.
Bir diğer eklenti şudur. Siz bunu Türkiye yetkililerine de söyledim. En başından daha alt kademelerine kadar. Eğer bizim tanınma talebimiz gerçekse, gerçekten böyle bir niyet varsa, bunu Birleşmiş Milletler'den ya da Rum'dan, Yunanistan'dan önce en yakınımızdan başlayarak talep etmemiz gerekmiyor mu? Yani Can Azerbaycan dediğimiz Azerbaycan. Tabii ki ilişkiler çok iyi olsun. Bizim her zaman sempatimiz Azerbaycan'la, o ayrı bir şey. Ama ben 5 yıl hatta daha fazla görev yapmış olan bir cumhurbaşkanı olarak Bakü'ye gidemedim. Kazakistan'a gidemedim. Nazarbayev'in devlet başkanı olduğu dönemde, üstelik İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'deyken, Sayın Erdoğan başkanlık divanının başkanı olarak orada otururken ve biz gözlemci üye sıfatımızla İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki toplantıya davet almış iken ve son bir ekleme, Sayın Erdoğan bizim katılımımız için de o tarihte, sanırım 2016-2017 olabilir, 18 olabilir, tam hatırlamıyorum, sizi yanıltmayayım ama önemli değil hangi yıl olduğu. O tarihte bizim katılımımız için Nazarbayev'le telefon görüşmesi yaptığı halde bizim KKTC olarak, ayrı bir delegasyon olarak o toplantıya katılımımız sağlanamadı. Nazarbayev ne dedi biliyor musunuz Sayın Erdoğan'a? Dedi ki, Kuzey Kıbrıs'tan kardeşlerimiz kardeşlerimizdir. Sizin delegasyonunuza monte olsunlar, gelsinler. Başımızın üzerinde yerleri var. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz. Onları ayrı delegasyon olarak havaalanında bile karşılayamayız. Onları ayrı delegasyon olarak ülkemizde misafir edemeyiz. Bu ne zaman oldu? Türkiye Cumhurbaşkanı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı ve bizi de davet eden makam olarak, yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın davetlisiyiz. Sadece ev sahipliği yapıyor Kazakistan. Yani davetçi makam o değil. Buna rağmen peki, yani en yakınlarınız olarak gördüğünüz, yani İslam ülkelerine mi bakalım? Kim tanıyacak bizi? Zaten şöyle de bir şey var. Onu da saklamayalım. Türkiye'nin dostane ilişki içinde olduğu ülke sayıları da giderek yıllar içinde ne yazık ki azaldı. Bayağı azaldı. Ve bu boşluklar da Rum yönetimi tarafından çok kendileri açısından iyi bir şekilde dolduruldu. Ben hep bunun da uyarısını yaptım görevde olduğum dönemde. Yani Mısır'la olan ilişkilerin bozuk olması sadece Rum tarafına yaradı. Mısır yönetimiyle Rum tarafı Yunanistan'ı da alarak hemen üçlü bir organizasyon yaptılar. Aynı şekilde İsrail'le bu ilişkiler kuruldu. Türkiye geriledikçe Rum tarafı Yunanistan bu alanlarda ilerledi. Kısacası olmayacak duaya amin demek için Cenevre'ye gidildi. Sonuç belliydi. Böyle olacağı belliydi. Ve sonuçta bu çıkıyor ortaya, şu çıkıyor. Efendim son sözlerinizi alayım aslında sonuçta demişken vaktimiz de sanıyorum sınırlı, beni de uyarıyorlar. Tabii toparlayayım şöyle söyleyeyim. Yani ben daha önce de söyledim yayının başında, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aslında tanınmasını sağlayacak bir gündemi yok. Ben böyle bir şey görmüyorum. Eğer olsaydı çok daha farklı şekillerde bu iş gelişirdi. İç politikamızda daha mesafeli dururlardı. Bu şekilde aşırı bir müdahale içinde olmazlardı. Ve müdahaleyle, her alanda müdahalelerle burayı kendi istedikleri biçimde şekillendirmeye çalışmazlardı. Bu toplumun
bağımsız karakterine ve devletin en başta onlar saygı gösterirdi. Öyle bir saygı yok, böyle bir inanç yok, böyle bir niyet yok, böyle bir gündem yok. Eğer bu olsaydı en yakınlardan daha sonra başlanırdı. Önce kendileri bu saygıyı gösterir, sonra da başkalarının da bunu yapmasını teminen en yakından başlanır. Dolayısıyla olan şudur, zaman geçsin burası stratejik toprak parçası olarak kontrolümüzde olmaya devam etsin. Gelişmelere göre, konjektüre göre bu vilayetleştirme projesi adım adım ileriye taşınsın. Gün gele şartlar uygun olursa daha başka adımlar da atılır. Olmazsa yine dondurulmuş şekilde bu şekilde gelişir. Kısacası bu toplumun özgürlüğü, demokrasisi, insan hakları, hatta şunu da söyleyelim, ekleyelim, bu ülkenin yargı sürecine de müdahil olundu. Onu hatırlarsınız. Yüksek mahkememizin, anayasa mahkememizin aldığı bir karar vardı. Kur'an kurslarının din işleri dairesi tarafından yapılmasıyla ilgili devlet kontrolünün, Eğitim Bakanlığı kontrolünün, denetiminin eksikliğinden kaynaklanan bir bozma kararı vardı. Ve o kararında laiklik anlayışını da öne çıkaran bir açıklaması oldu Yüksek Mahkeme'nin. Neredeyse Yüksek Mahkeme Başkanı da tehdit edildi Sayın Erdoğan tarafından. Bu kararın geri alınması talep edildi. Düşünebilir misiniz? Yani mahkemelere Türkiye'nin yargı sistemi ne hale getirildi? Bunu böyle görüyoruz. Buralardan ve üzüntü duyuyoruz. Kendi adalet mekanizmamıza da oradan müdahil olmaya başlandı. Son cümlenizi alayım isterseniz efendim. Son cümleleri alayım. Şöyle söyleyeyim. Buna karşı ben şu inançtayım ki Kıbrıs'ta çözümü, barışı, demokrasiyi, insan haklarını savunan insanlar çok sayıda var. Bu gidişi gidiş olarak görmeyen, bundan mutlu olmayan çok insanımız var. Bu insanlar hiç azınlıkta değil. Zaten bu seçim sonuçlarını da hiç kimse demokratik bir sonuç olarak içine sindirebilmiş değildir. Siyasi partisiyle, sivil toplum örgütleriyle, bireyleriyle, dernekleriyle, birlikleriyle bu toplum hayatiyetini, canlılığını koruyacaktır. Daha özgür, daha insani, daha adil bir gelecek için de mücadelesini sürdürecektir. Aynı şeyin ben Türkiye'de de cereyan edeceğine inanmak istiyorum. Ve bu mücadelede Türk insana, aydınına, Türkiye'de yaşayan ve aydınlık, özgürlük özlemi içinde olan tüm kardeşlerime de başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sizin çok teşekkür ederiz. Aracılığınızla. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ Sevgili olun. Seyirciler, sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah